Tabii bu durumdan dolayı öncelikle üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz tabii Başakşehir Futbol Kulübü'nü bu tür olayların içinde olalım diye kurmadık. Başakşehir Futbol Kulübü tüm futbol dünyasının her zaman sempatik, her haliyle doğru model olmaya çalışan bir kulüptür. Dolayısıyla dün ben Turkuaz şirketinin yönetim kurulu başkan vekili Sayın Serhat Albayrak'la da görüştüm. Sizle de görüştüm. Ve özellikle bu konuda bir geçmiş olsun ziyareti yapmak istedim size. Siz de kurumun genel müdürüsünüz. Dolayısıyla öncelikle kabulünüzden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Tabii burada dün biz bir basına yazılı bir açıklama yaptık zaten. Dolayısıyla çok detaya da girmeyeceğim. Sadece buraya geliş amacımızı anlatmak için kısa bir bilgi vereyim dedim. Ben tabii Rize maçında yaşanan olayların hiçbirisi kabul edilecek bir şey değil. Bizim önceliğimiz insan. Dolayısıyla insanın olduğu yerde sevginin olması şart. Merhametin olması şart. Biz Rize maçından sonra stadın dışında özellikle takım otobüsüne binmiş şekilde bütün oyuncuların sonra takım kaptanı Emre Belezoğlu ile bir resim çekilmek isteyen bir kız kardeşimiz aşağı iniyor. Aşağı indikten sonra da orada hemen otobüse 20 metrelik yakınlıkta bir tel çit var. Orada da 5-6 kişi selfie çektirmek istiyor. Orada bir şahıs emniyet tarafından da bilinen dün Sayın Rize İl Emniyet Müdürü ile de görüştüm. Daha önce de zannediyorum bu tip olayların içinde olmuş. Kaptanımıza sözlü çok ağır hakaretlerde bulunuyor. Tabii o da orada psikolojik olarak bir kriz geçiriyor. Arkadaşları da çok tabii takımdaşlık duygusuyla olayın o hassasiyetiyle Aspor'un Selman kardeşimiz ve Ahmet kardeşimiz de nahoş bir durum yaşıyorlar. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil. Biz insani görevimiz doğru olan bu diye buraya geldik. Dolayısıyla bu kardeşlerimizin gerek Selman gerek Ahmet gerek bizim Yalçın kardeşimiz, Ufuk kardeşimiz, Volkan kardeşimizin bir gönül kırgınlığını, kalp kırgınlığını burada bitirelim diye geldik. Başakşehir'in ben kulüp başkanı olarak bundan çok üzüntü duyduğumu, bizim futbolcularımızın, oyuncularımızın ve Başakşehir'in böyle bir konu içinde anılmasının doğru olmadığını bir kez daha özellikle basa basa söylemek istiyorum. Bu durumdan da rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Zaten artık bu kardeşlerimize içeride bir sağ olun kahvaltı yaptık, sohbet ettik. Onlar da iki taraflı kendi duygularını ifade etti. Onlar da üzüntülü. Selman kardeşlerimiz de bu konudan tabii üzüntülü. Hepsi beraber bir helallaşma oldu. Ziyaret amacımız da bu. Teşekkür ederiz Haluk Bey. Hoş Bizi geldin. kabul ettiğiniz için sağ olun. Abi yani şimdi öncelikle tabii ki hiçbir şekilde ne onlar açısından ne bizim açımızdan bu şekilde gündeme gelmek kesinlikle doğru değil. Yani hoş görüntüler olmadı. Birkaç gündür Türkiye gündeminde bu konuşuluyor. Üzülüyoruz. Hem Türk futbol adına üzülüyoruz. İstenmeyen olaylar yaşandı. Orada birinin küfretmesinden gelişen olaylar da sonrasında oldu bu. Yani gerçekten üzüntülüyüm ama burada özellikle önce kurumum yani bana verdiği destek, sonra sizin dün aramanız, bu konudaki üzüntünüzü dile getirmeniz, özür dilemeniz, arkasından beni evim olduğunu, yani burası sonuçta benim evim, yuvam düşündüğüm için buraya gelip bizden özür mahiyetinde hem bir daha iyi ortam oluşmalarını, böyle bir ortamı yarattığınız için de yine de ben size teşekkür ediyorum. Yani umarım bir daha yaşanmaz bu tür şeyler. Yaşanmayacak da. Çünkü Türk futbolunda böyle bir şey de yaşanmadı. Örnek olur. Herkes de bundan da hem futbolcular da bundan bir ders alır hem de dışarıdaki taraftarlar da daha yani bu holigan dediğimiz bu tip insanlar da tamamen barındırılıp yani dışarı itilip bu olayların önüne de geçilmiş olur ama tabii dediğim gibi burada ne olursa olsun biz medya önünde olan belki biz kameranın arkasındayız ama arkadaşlar daha kamera önünde. Onlar da daha hiçbir şekilde hoş değil tabii küfredim. Daha sakin olmaya çalışırlar inşallah diyorum ellerinden geldiği kadar. Sonuçta insanız, duygular var. Türkiye Medya Grubu'na teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladınız. Öncelikle sizi bir erdem gösterdiniz. Zaten Sayın Başkanımızın söylemiş olduğu gibi Başakşehir futbol takımının bir misyonu var. Türkiye'de daha önce başarılmamış birçok şeyi başarmak istiyoruz. Bu yaptığımızın da belki birçok kulübün futbolcuların yapmayacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama bu da aslında ahlaklı sporculara yakışan bir davranıştır, bir duruştur. Ahlaklı yöneticilere yakışan bir davranış duruştur.
Öncelikle size teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Olayların başlangıcında benim olmam birazcık da sanki bu olayın büyümesine de sanki vesile oldu. Orada ciddi bir hakaret, çok ciddi bir sinkaflı bir küfür vardı bana olayın başlangıcında. Tabii ki sizler de bu işi yapıyorsunuz. Bundan ekmek paranızı kazanıyorsunuz. Ama oradaki takımımızın göstermiş olduğu duruş da tamamen bir birliktelikti. Futbol oynamış ve otobüsün içinde yer almış herkes de bunu iyi bilir. Olayın bu noktaya gelmesini öncelikle bizler istemezdik. Ben de bir takım kaptanı olarak bu takımın öncelikle Türk Gaz Medya Grubu'ndan daha sonra da Ahmet Bey ve Selman Bey'den özür diliyorum. Her ne kadar olayın içinde olmasam da birebir. Ama sonuçta bu takımın göstermiş olduğu bir reaksiyondu. Ben gerek Volkan, gerek Ufuk, gerek Yalçın onların her türlü karakterlerine kefil bir arkadaşları olarak çok düzgün, çok düz insanlar olduklarını iyi biliyorum. Herkese tekrar bu ortamı sağlayan herkese inşallah Türkiye örnek olacak bu ortamı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle bu yaşanan olaydan dolayı son derece üzüntülüyüz. Hem Turkuaz gruba hem bu grubun çalışanları Selman Bey ile Ahmet Bey'e daha sonra da başkanımıza tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Böyle bir olayın yaşanmasını tabii ki istemezdik. Arkadaşlarımız da iyi niyet gösterdiler. Hem Haluk Bey'in sayesinde hem başkanımızın sayesinde beraber olduk. Bundan da son derece mutlu olduk. Umarım böyle olayların yeniden yaşanmaması için biz hem medya grubu hem biz futbolcular bundan sonra daha dikkatli davranacağız.